Karşımızdaki Fenerbahçe ligde mükemmel, kendi sahasında yenilmeyen ve çok iyi giden bir takım. Tabii ki bizim oradan galibiyetle dönmemiz mükemmel bir şey olurdu. Benim en büyük avantajlarımdan bir tanesi böyle maçları çok oynamış olmam. Ve o oyuncu arkadaşlarımızın oturduğu yerde benim çok oturmam. Ne duymak istediğimi çok iyi bilmem. Benim de oyuncular ne duymak istediğini bilmem. Yani bunlar bir avantajdı. Bunların hepsini çok iyi bir duruma getirdiğin zaman o zaman başarılı olabiliyorsun. Ve kadromuzda bizim iyi bir hava yakalamıştık biz. Oynayan oynamayanı fark etmiyordu. Hepsi de mükemmeldi yani. Ve biz maça çıkarken o dediğiniz pankart asıldı. Ben dikkat bile etmedim. Sadece baktım. Benim tek üzüldüğüm nokta o işi yapan, o mesleği yapan bir sürü Fenerbahçeliler var. Yani onun için bir kere onlara ayıp. Benim için fark etmez ki, ben hiçbir zaman kendimi gizlemedim. Ben böyle yokluktan sıkıntılı bir ailenin, maddi açıdan sıkıntılı bir ailenin çocuğuyum ben. 4 kardeşten bir tanesiyim yani. Sivas'tan yoksulluktan dolayı biz buralara gelmişiz. Ve zaten İstanbul'a bakın, en çok Sivas'ta yaşar. Neden? İstanbul, Sivas'ta istediği şartlar olmadığı için herkes İstanbul'a gelmiş. Biz de onlardan bir tanesiyiz ama ben de yolumu buraya seçmişim, Beşiktaş'a. Ve Beşiktaş'ta da çok iyi yerlere gelmiş. O yüzden öyle pankartlar beni pek ürkütmüyor. Ben mesela o şeyden sonra beni ilk arayanlar, Bülent Arınç aradı, Başbakanımız Tayyip Bey aradı, yani şey aradı. Yani böyle üst düzey Abdullah Gül aradı. Hep üst düzey kişiler beni aradılar ve kafama takmam onu. Hatta şu anda Cumhurbaşkanımız işte Tayyip Erdoğan. Tayyip şeye giderken, bir ziyarete giderken yurt dışına, orada bile, havaalanında bile beni söyledi. Yani bana bir gurur verdi. Yani hakikaten sahip çıkması çok güzel bir şey ve böyle şeyleri kafaya takmamamı ve böyle önüme bakmamı, hepimiz oralardan geldik demesi bana yetti zaten. Maça gelince tabii ki herkes o maçtan çekiniyor. Ama ben de böyle maçların şans olduğuna inanıyorum yani. Böyle maçların bir takım için çok önemli ve oyuncular için çok çok önemli. Kazanıldığı zaman çok şeyler kazanıldığına inanan birisiyim. Ve biz öyle bir tarihi maç oynayacağımız aklımızın ucuna dahi geçmiyordu. Biz bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Bir kere korkmadık. Zaten benim bir tane oyun felsefem vardı. Ben içeride de dışarıda da hücum oynarım. Galibiyet oynarım. Ne giderim kendi sahamda beklerim, ne de beraberliği oynarım öyle. O bende yok. Ben kazanmak için, ben en iyi defansın hep söyle klasiktir. Topun sende kalmasıdır. Benim için önemli olan odur. Ben o yüzden de orada da atak, yani sadece golü düşünen bir takım yaptım. Sadece golü düşünen, galibiyeti düşünen bir maç olacak dedim arkadaşlarımıza. Ve hem hafta içinde öyle hazırladım, maça çıkarken de öyle, korkma diye bir şey olmayacak. İstediğiniz kadar hata yaptım, yeter ki oyundan kopmayın. Ve tabii ki maç çok iyi gidiyordu, gayet iyiydi. Ta ki işte son 60. dakika mı, 70. dakikalar, o aralar bizim kalecimizi maalesef, Kordova'yı hakem oyundan attı. Oyundan atınca tabii ki 3 kişi değiştirmişiz, riske girmişiz. Yok. Kaleci yok. İlk önce Ahmet Hasan geldi bana. Yok dedim ben Ahmet Hasan'a. Dediler Ahmet Hasan antrenmanda çok iyi kalecilik yapıyor. Yok dedim. Benim için şimdi ben kaleci seçerken bir de pozisyona bakıyorum. Pozisyona göre oyuncu seçmem gerekiyor. Şimdi şey geldi, Ronaldo geldi. Yok dedim, sen sakın. Sakın sen hiç kıpırdama, yerine git. Defansın en iyi adamı, yani defansımızın merkezinde oynayan adam. Sonra dedim şey gel, Panku ben yaparım dedi. Bak tamam sen gel dedim Panku'ya. Hazırlan dedim, Panku'yu hazırladık ve oynattık. Ve Panku mükemmel oynadı. Gerçekten çok çok iyi, birkaç tane iyi toplar çıkardı. Her şeyden önce bir kendine güveni ve cesareti vardı. O maçı oradan çıkarmak çok zordu. Çünkü taraftar da inanılmaz taraftar üstünlüğü vardı zaten. Futbolcular da kendi sahalarında yenilmek istemiyor, şampiyonluğunu iyice garantilemek istiyor. O yüzden atmosfer gitgide bizim aleyhimize bayağı bir şey oldu ama ben oyuncu arkadaşlarımızı gördüğümüz zaman, kendi güvenlerini gördüğüm zaman
şeydi. Hele hele 10 kişiyken maç başladı. Panku kaledeyken maçta baktım gerçekten iyi oynuyorlar. Yani rahatlıkla şeyler yapabiliyorlar, topu koruyabiliyorlar. Şimdi bazı maçlarda 10 kişi kalınca gelişi güzel vurulur. Halbuki 10 kişilik 3 tane pas yaptığın zaman çok şeyler yapabilirsin. Neden dersen karşı takım zaten burası 10 kişi diyor. Belki bir forvet daha koyuyor. Ve eşit hale geliyorsun. Eğer onu bir de olumlu şekilde kullanırsan aldığın topları çok güzel şeyler çıkıyor. Panku kaleye geçince herkes ya şimdi kaç olacak maç? Şimdi kaç tane yenecek? Şimdi ne olacak? Ve bizim arkadaşlarımız o günkü takım Beşiktaş takımı 11 kişi yapamadığı bazı şeyler 10 kişiyle mükemmel yaptılar. Çok iyi kapandılar. Çok iyi çıktılar. Garanti çıktılar. Girdikleri pozisyonlarda değerlendirdiler. İbrahim'in golü geldi. Beraberlik yakalandı derken o ara Ahmet Hasan gitti. Çok güzel girdi. Vurdu direkten döndü. Ve arkasından Koray'ın golü gelince hepimiz havalara uçtuk. Yani o anlatılmaz zaten. O golü attı Koray. Bir kere en çok sevindiğim şeylerden bir tanesi Koray'ı benim getirmem. Yani biz Rizespor'dan alıp getirmemiz. Çünkü Koray gelirken insanlar biraz şey yaptılar. Ya bu Koray'ı niye alındı falan gibi şeyler oldu. Ama Koray ya şeyin hakkını verdi. Geldiğinin hakkını verdi. Ve bana göre de tarihi bir maçın final golünü attı yani. Ve yani bir takım 10 kişi oynaması nasıl gerekiyorsa hele hele kalecisi yokken öyle oynuyor. Kaleye şut attırmamaya çalıştı. Tabii şut da geldi birkaç tane. Onu da kalecimiz mükemmel şekilde çıkardı. Maç bitmedi hiç sevinmem. Ya, o maçta da öyle ama maç bittikten sonra tabii ki en çok sevinen bendim. Hele hele o golü attıktan sonra. Hakemin o düdüğü çaldı var ya, dünya benim oldu. Çünkü benim için çok önemli bir maçtı maç. Ya, soyunma odasına girdiğimde bütün yönetim oradaydı. Pankart, mankart umurumda değil yani o galibiyetten sonra. Ta ki ben pankartı şeyde hatırladım. Canlı yayında Erman Hoca bana soru sordu. Tam ben bitirmiştim şeyi konuşmamı. Tam giderken dedi ki bir şey daha soracağım dedi. O pankartla ilgili ne diyorsun dedi. Ondan sonra o pankart çok büyük olay yaptı. Ben de aynı size söylediğimi söyledim. Yani onu ben bütün Fenerbahçe camiasına kesinlikle bağlamıyordum. Ve onu yapanların da zaten bilinçli olarak yaptıklarına inanmıyorum. Yani o anda saçma sapan bir şeydi. Ve dediğim gibi de boş yapan bir sürü Fenerbahçeli arkadaşlarımız vardı. Ben o yüzden üzüldüm. Ama tabii ki o galibiyet her şeyin önündeydi yani.